akşam vakti Hacer Ormanları Soğukpınar'a şu anda gidiyoruz. Tam şu anda Soğukpınar'ın o boşluktayız. Artık ormanın tamamı Soğukpınar'ın giriş noktasındayız. O buz gibi yeni göllerin soğukları şu anda vuruyor. BGS çekmek için geldik. Çok zorlu şartlarda geldik. Hava buz gibi. Onu toplayacağız. Ahşap evde kalacağız. İki motorla geliyoruz. Çok fazla yükümüz var. Çok zorlu şartlar altında geliyoruz. Gerçekten de bu soğukta. Yani normalde böyle bir heyecanımız olmazsa, böyle bir amacımız olmasa belgesel gibi. Bu soğukta buralar çekilmez bu ormanda. İnşallah şansımız yaver gider. İstediğimiz hayvanları çekebiliriz. Hacer Ormanları yine çam kokusuyla karşıladı bizi ama bu sefer etkisi var. Buz gibi soğuk hava. Resmen yeni göllerin soğuğu vuruyor. Çok sıkı giyindik. Ama yine de insan ister istemez etkileniyor vatan. Dünya yalan, Hacer Ormanları gerçek. Dünya sizin olsun, bana Hacer Ormanlarını verin. Burası Aladağlar Milli Parkı'nın en gözde, en güzel bir bölgesi olan, coğrafyası olan Hacer Ormanları. 2200-2300 rakımlarına sahip Kapuzbaşı, Ulupınar ve Yedigöller arasında ana rotayı oluşturan bir yer. Dik yamaçları, işte zengin florası, sık ormanıyla ünlü olan bir yer. Şu anda bulunduğumuz yer Soğukpınar. Akşam saatlerinde geldiğimizde önce şöminemizi yaktık. Şu anda tabii ki kapattık. Sonrasında sobamızı yaktık. Çayımızı koyduk. Mükemmel bir atmosfer, ortam oldu. Dışarıda böyle biraz sert, biraz geçişti. Yani Yedigöller'in havasını geçişti bir hava vardı. Böyle biraz yumuşaklık, biraz sertlik derken
Biz de içeride bu soba ve şöminenin sıcaklığıyla kavrulma noktasına kadar geldik. İnsan bazen böyle bir hayal eder. Her insanın, herkesin bir aklında vardır. Türk filmlerinde görür. Şöminenin başında, yani orman içindedir. İşte şöminenin başında çay içiyordur, oturuyordur. Bu sahneleri hep görürüz. Ben hayatımda ilk defa böyle bir orman içinde, şöminenin başında ilk defa böyle bir an yaşadım. Bu da benim için bir ilk oldu. Arkadaşlarımızın için de ilk oldu. Onlar da ilk defa böyle bir şey yaşadı. Çok şükür isteyen herkese Allah nasip etsin. Biz çok mutlu olduk. Bu ortamı kesinlikle kelimeler ifade etmez. Yani içeride bu böyle bir ortamda Hacer ormanlarının, işte bu dik yamaçların, zengin floranın, soğuk pınar dediğimiz yanı başında ahşabı içerisinde şöminesi olan, sobası olan bir yer. Biz de bunun içindeyiz ve başka hiçbir şey yok. Sadece dışarıdaki yaban hayvanlarla, işte onlardan hissettiklerimiz böyle ürpertici sesler var. Keçilerin bayağı bir sesi oldu. Çok fazla taş düşürdüler. Sabah kalkmamızla birlikte özellikle güneşin Divrik Dağı'nın tepelerine vuruşu, daha doğrusu bulutlara vuruşu, orada oluşan böyle nasıl söyleyeyim, tarif edemeyeceğim, panoramik bir görüntünün olması, yani bulutların böyle ışıltılı bir şekilde böyle camlı bir görüntüsünün olması mükemmel bir manzara oldu. Keçilerin de işte dik yamaçlardan poz vermesi bizi fazlasıyla motive etti. Biz de bu ortamı tekrar özleyeceğimizi şimdiden anladık. Şimdilik bu kadar. Buradan da Hacer Ormanları'ndan tam içlerine doğru, biraz Boğaz tarafına doğru gideceğiz. Biraz oralarda detaylı gezeceğiz. Sonrasında artık günümüzde bu şekilde sonlanacak. Dünya yalan, Hacer ormanları gerçek. Dün akşam saatlerinde başlayan yolculuğumuz Soğukpınar'dan sonra artık Hacer ormanlarının Boğaz ve Soğukpınar arasındaki dik yamaçta belki de noktalayacağız, bilmiyoruz. Şu anda yedi göllerden kar yağışı geliyor. Çok net bir şekilde görünüyor. Yedigöllere şu anda müthiş bir kar yağıyor. Bu tarafa doğru da bir hava akımı var. Yağmur atmaya başladı. Eğer yetiştirebilirsek bir de tam ortadan, oradan bir dik yamaca tırmanma girişiminin de bulunacağız. Yolculuğun en başından beri Osman Çelik kardeşim, işte Ahmet Bağ kardeşim, kendileri Ulupınarlı bir dağ keçisi. Birinin branşı Hacer Ormanları. Birinin branşı da Kemer Köprü, yani bizim Emin Kadı Köprü dediğimiz yer, orası kendisinin branşı oluyor. Şu anda da artık buraya çıkmanın gururunu yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. Bir türlü inmek istemedik, bir saat oldu biz buraya çıkalım. Bir yandan dağ keçilerini izliyoruz, bir yandan işte denk gelen tavşanları gözlemlemeye çalışıyoruz. Çok güzel oldu. Bir yan işte Soğukpınar, bir tarafta böyle yedi göller rotası olan Hacer Boğazı. Ormanların bittiği noktadan artık Hacer Boğazı ve yedi göller. Doğadaki mutluluk, işte böyle akşam ahşap evin içinde kal, sonra gel böyle bir dik yamaca çık. Müthiş bir manzaralara, yani bunlara görmek insanı çok mutlu ediyor. Biz de buralarda dik yamaçlara çıkarak, geçen hafta da bir başka dik yamaçtaydık. Bu mutluluğu yaşamaya çalışıyoruz. Ama asıl amacımız yaza çıkacak olan kış belgeseli. Onun için uğraşıyoruz. Akşam çekimlerimiz oldu. Onlar inşallah bahara sürpriz olacak. Artık burada yer alan hayvanları, işte Aladağlar'da yer alan hayvanları, onlarla birlikte bir coğrafyayı da anlatan bir belgesel çalışmamız var.
bütün bu zorlukları da böyle manzaralar izleyerek yorgunluğumuzu ancak bu şekilde gideriyoruz. Bu şekilde şevke geliyoruz. Bu şekilde motive oluyoruz. Böyle de mutlu oluyoruz. İnşallah daha güzel videolarla, belgesellerle karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.